Merhaba, bir kısa film programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuklarımız sadece bir mesaj filminin yönetmeni ve oyuncuları. Projeye dahil olmamız, bitirme projemiz aslında sürgünde, yani sürgün filmimizde başlıyor diyebiliriz. Şöyle oldu, Ahmet Siyasi Kendis abimiz projeyi beraber çekmemizde büyük yardım oldu. Kurgusunu, montajını yaptı filmimizin. Ondan sonra kendisinin de bir projesi olduğunu duyunca direkt katılmak istedim. Proje esnasında tanışmıştık Ahmet abiyle. Sağ olsun orada beğenmiş oyunculuğumu. İşte bana söyledi böyle bir proje var, çalışmak ister misin diye. Ben de zevkle dedim yani. Ahmet Sekendiz'le ilkokul arkadaşıyız. Sohbetlerimiz sırasında bir buluşmamızda kendisi bana bu projeden bahsetti. Bu proje hakkında konuştuk ve katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de çok hoşuma gitti ve kabul ettim. Bir diğer oyuncumuz, başrol oyuncumuz olan Ahmet Emanet. Benim onu tanımam da, onun kendi çektiği kendi bir filmi vardı. O vesileyle tanıdım onu. Önce gıyaben tanıdım tabii. Daha sonra tanışmak isterim kendisiyle. Hakikaten harika bir oyuncu. Bu filmde de benim beklentimin çok çok üstünde bir performans gösterdi. Bu da tabii ki onun yani sağ olsun filmi olan sevgisiyle ortaya çıkan bir şey. Lisede tiyatrolarda genel tiyatro kulübü başkanlığı yaptım. İşte birkaç oyun çıkardık. Onun dışında daha önceden işte Semih arkadaşımın projesi, ondan önce bir iki tane projede oynadım. Açıkçası bu film benim, yani ben hep kamera arkasında olmayı sevdiğim için, daha önceden işte ne bileyim yönetmenliği sevdiğim için bu filmde hiç oynamayı düşünmedim. Zaten Ahmet abi de beni açıkçası yönetmen yardımcısı olarak kandırdı, sonradan oyunculara dahil etti beni. Biraz yani Ahmet abinin biraz oyunu oldu bana. Ama yani ben de tuhaf bir şekilde hiç oyunculuk falan istemesem de gayet keyif aldım. İşin enteresan tarafı. İlk oyunculuk deneyimim. Ve ilk olmasından dolayı da oldukça zorlandım. Gürkan Yüzbaşı'nı oynayan Kemal abimiz vardı. Onunla yeni tanıştık. Yani ilk defa bu projede beraber çalıştık. Ama onunla da çok uyumluyduk. Herhangi bir eğitim almadım bu konuda. Sinema veya tiyatro konusunda herhangi bir eğitimim yok. Daha önce bu konuda yaptığım herhangi bir çalışma yok. Severek, isteyerek bu projeye dahil oldum. Şahap abi, babamı oynayan Şahap Sekendiz abi için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ayrıca Sadullah kardeşim oynayan Sadullah için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlar da hakikaten beklenenden çok daha iyi oynadılar. Şahap abinin oyunculuğu hakikaten inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir deneyimi olmamasına rağmen, daha önce hiçbir projede bulunmamasına rağmen, ilk defa böyle bir şeyde, böyle bir projede bulunmasına rağmen, oyunculuk sergilemesine rağmen hakikaten çok başarılıydı. Hatta şöyle söyleyebilirim, bence filmdeki en iyi oyunu Şahap abi verdi. Hakikaten onu da bu yaşında böyle bir performans sergilediği için ilk defa olmasına rağmen tebrik ediyorum. Onun dışında Sadullah yine, Sadullah'ın oynama hikayesi de enteresan. Sadullah izlemek için geldiği sete, işte abim oynayacaktı, abim rolünü başka birisi oynayacaktı. Fakat sonradan o esnada baktık Sadullah'a, işte yönetmenimiz Ahmet abi dedi hani sen bir oyna bakalım nasıl olur diye. Böyle birden gelişti, Sadullah Katagülle'ye geldi, baktı oynuyor falan. Filmin sürpriz bir oyuncusu var, o da Sadullah. Şimdi Sadullah, Semih aslında kuzeni. Biz ilk sahnemiz bizim ev sahnesiydi. Ev sahnesinde filmi seyretmek için geldi. Ondan sonra şey yaptım, baktım dedim Sadullah sen oynar mısın bu rolü? Oynarım dedi. Otur oyna o zaman dedim. Geçti kameranın arkasına, ben şaşırdım. Çünkü yani arkadaş yani bir insanın bu kadar mı doğal yetenek olur? Aslında genel olarak pek zorlanmadım diyebilirim. Şöyle açıklayabilirim neden zorlanmadığımı. Hem yönetmenimiz Ahmet abi hakikaten çok yardımcı oldu, çok iyi yönlendirdi. Hem de oynadığım arkadaşlarım hakikaten çok, yani hiç sıkıntı çekmedik, çok uyum içerisinde çalıştık, çok uyumluyduk beraber çalışırken. Zorlanma olayı değil de şey olsa daha çok zorlanırdım. Hani Semih ve Ahmet arkadaşımızla sonradan tanıştım. Hani bir onlardan negatif elektrik alsaydım rahat olamazdım. Ben sanırım 3 sahnede oynuyorum. 3 sahnede oynuyorum ben. Bu sahnelerden çatışma sahnesinde zorlandığımı söyleyebilirim. Özellikle fiziken bu sahnede zorlardık. Arkadaşlarımızla beraber
efor sarf ettik. Karşılığımızı aldığımızı düşünüyorum. Bütün sahnelerde, projenin genelinde emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu projenin aslında uzun süren bir geçmişi var. Bu hikaye benim aklıma bundan yaklaşık bir 2 sene önce falan gelmişti. Bu 2 sene zarfında ben açıkçası bu hikayeyi anlatmadım, kimse bırakmadım. Kimi bulduysam hikayeyi anlattım, kimi bulduysam hikayeyi anlattım. Ve iki türlü tepki aldım. Kimisi olayın ne olduğunu anlıyordu. Kimisi de işte şu nereden geldi, bu nereden geldi diye sorular sorulardı. O zaman anladım ki ben bunun bir filmi çekmem lazım mutlaka ki herkese anlaşılır olsun. Yaklaşık 30 yıldır süren bir olay var. Bir terör sorunu yaşıyoruz ve bundan dolayı buna dikkat çeken bir proje olduğu için de önemli. Ayrıca şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de birisi işte birkaç kişi veya işte şehit olduktan sonra bir iki gün herkes hatırlıyor, sonra ailesi hatırlıyor. Yani kimsenin umurunda olmuyor, herkes unutuyor. Vallahi proje üzerine de şunu söyleyebilirim, çok uzun sürdü hakikaten, yani yaklaşık bir seneye yakın sürdü. Geçen yaz çekimlere başladık, ilk sahnemizi o zaman çektik. Onun üstüne yani daha bir sene geçti üstünden, son sahneyi yeni bitirdik daha. Özellikle çatışma sahnesini en sona bıraktım. Çünkü filmde çekmekte en çok zorlanacağımız sahne çatışma sahnesiydi. Bundan dolayı da hava soğuyunca, yağmur yağınca dedim film çekeceğiz, oyuncuları hasta etmeyelim bari diye bekledik. Bir yaklaşık bir 7 ay falan beklemek zorunda kaldık bu yüzden. Daha sonra sahneyi kazasız belasız çektik. Ayrıca bir de şöyle bir şey söyleyeyim, benim için çok keyifli, izleyiciyle buluşmayan bir şey var. Filmde ben Necip Usta diye bir karakter oynadım. Bir o yemek sahnesinde yemeği veren aşçıbaşıydım ben orada. Yalnız kurgu sırasında filme hizmet etmediğinin farkına vardım o sahnenin. Yani filme zarar veriyordu, filmin bütünlüğünü bozuyordu. Bu yüzden çıkardım o sahneden. Böylece Necip Usta karakterimiz doğmadan Hakk'a rahmetine kavuşmuş oldu. Bir de beni çok zorlayan sahne bakımından çatışma sahnesini söyleyebilirim. Çünkü çiçek tozlarına, polenlere alerjim olduğu için ben o sahnede Ahmet abi hiçbir şekilde yardımcı olamadım. Üstüne üstlük yani oyunculuğum da doğrusu bir şey yapamadım çünkü sürekli hapşurmaktı meşgul. Ben aynı zamanda filmin fotoğrafçılığını da yaptım. Mesela ilk ev sahnesinde orada fotoğrafçılığı ben yaptım. Hatta cep telefonuyla çektim bu fotoğrafları. Savaş sahnesinde fotoğraf çektim diyemem, onu Halit arkadaşımız vardı. Fotoğraf makinemi ona verdim çünkü ben o şey sette oynuyordum. Set fotoğraflarımızı genellikle Seçkin çekti. Seçkin zaten yani neredeyse profesyonel bir fotoğrafçı diyebilirim onun için. Gerçekten ne derler, güzel görüyor yani gerçekten. Hangi sahne, hangi açıdan güzel fotoğraf alınır bunu iyi bilen bir insan. Hatta ilk ev sahnesinde çektiği fotoğraflardan bir tanesini, ki çoğunlukların cep telefonuyla çekti, ona rağmen kaliteli işler çıkardı. Bir tanesini ben DVD'nin kapağında kullanmayı düşünüyorum ve kullanacağım. Bazı yerlerde de storyboard yaptım. Şimdi ben çizgi romanlara çok alakalıyım. Bir ara çizgi roman yayıncılığı da yaptım. Kalemim çok kuvvetli değildir çizme konusunda ama yine de bir çalışma yaptım, böyle bir storyboard çalışması. Ve bunun özellikle çalışma sahnesinde çok faydasını gördüm. Yalnız film için benim en çok zorlandığım şey, açıkça söylemek gerekirse, filmin müzikleriydi. Şimdi festivallere katılacak mısın? Müzikler için izin almak gerekiyor. Revir sahnesinde kullandığımız müziği zaten satın almıştım ben zaten. O şey değil, bununla bir problem yoktu. Yalnız sonunda çalan Esma Ray'ın söylediği Unutama Beni adlı parçayı alabilmek için bayağı uğraştım hakikaten. Sağ olsunlar yardım ettiler ama uzun bir süreç oldu. Telif hakkı sahibi oldu Kaan Diliker. Yardımcı oldu ama yani uzun bir süreç oldu. Yani ben anladım ki bir film yapmanın en zor tarafı orada kullanacağın müziklerin izinlerini almak, bunları temin etmek. Bütün arkadaşlara, emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok fedakarca çalıştılar. Bir karşılık beklemeden çalıştılar her şeyden önce. Ben herkese burada bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu projede emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, başta Ahmet olmak üzere, çok teşekkür ediyorum beni de buna dahil ettikleri için. Severek, isteyerek yaptığım bir çalışma oldu diyebilirim. Sonuçta ben daha önceden de film çektim. Hani çok çekmedim ama daha önceden de film çektim. Özellikle hatta yönetmenliği de kendi yaptığım bir film var mesela. Beğenmedim. Olmayınca olmuyor ama bu film oldu. Yürekten söylüyorum bunu. Hem hikayesi, senaryosu güzel. Hem oyuncuların oyunculukları güzel.
hem yönetmenimizin yani hakim olması, işte senaryoya hakim olması, oyunculara hakim olması, kamera açılarına hakim olması, hepsi filmde kendini gösteriyor zaten. Bir kısa film programının daha sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.